12 ile bölümünden kalan kaçtır denmiş arkadaşlar. 4 faktöriyelden sonraki bütün sayılar 12 ile bölünür. Neden? 4 faktöriyelin içinde zaten 4 çarpı 3 çarpanı vardır. Bundan sonraki 5 faktöriyel, 6 faktöriyeller de din aynı şey olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bunları silebiliriz. Şimdi gelelim biz bunlara 1 artı 2 artı 6'dan böylece ne oldu? 9. Demek ki 12 ile bölümünden kalan C şıkkı 9'muş. Kağıt şerit arkadaşlar bakın e, toplamda 17 santim uzunluğunda ve her bir parçası bir birim. Dolayısıyla siz bunu ok yönünde böyle 8'den itibaren sokmaya başladığınız zaman ilk 4 santim bakın bunlar gider. Dolayısıyla 3 santim yerlilik yer neresi olacak? 264. Sonra arkadaşlar 5 santim. 1, 2, 3, 4, 5. E burası da 7'de bitecek yani 4 cm'lik 1 2 3 4 6256 sayısı da buraya denk gelecek göreceğiz orayı. Şimdi 264 ile 6256'nın 5 ile bölümünden kalan nedir? Buranın 5 ile bölümünden kalan 4, buranın 5 ile bölümünden kalan 1. Dolayısıyla arkadaşlar kalan 4'müş. E şıkkı. 5 basamaklı 705 AB doğal sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri nedir? 30 ile tam bölünmek de neye kastediyor arkadaşlar? Hem 5'e bölünmek daha doğrusu şöyle diyeyim pardon. Aralarında asal 2 sayalım sayı bir de aralarında asıl olmakla birlikte kurallarında bildiğimiz olsun. Şimdi 5-6 için 3 işlem yapacağız. 10 ve 3 yaparsak 2 işlemde hallederiz. Aralarında asal seçmek lazım arkadaşlar. Bir de kurallarını bildiğimiz. 5-6'yı neden almam? 6 içinde bir de 2 ve 3'e bakacağım. Bununla uğraşmak istiyorum, istemiyorum. Ama 10 ve 3 alırsam direkt olur. 10 ile bölünmek demek B'nin zaten direkt arkadaşlar ne olması demektir? 0 olması demektir. 3 ile bölünmesi için 7-5 daha 12. 3'e tam bölünür zaten bu rakamlar toplamı. O zaman A'ya istediğim gibi 9 verebilirim en fazla. Dolayısıyla 9 artı 0'dan cevabımız 9 oldu. B şıkkı oldu. 45 öğrenciye eşit bir şekilde arkadaşlar dağıtılabiliyorsa demek ki 45'e tam bölünüyor. O zaman ne söylememiz lazım? 3a, 4b. Burada son basamağı en başta 5'ten başlarsak 0 olabilir. Bir de arkadaşlar ne olabilir? 5 olabilir. Şimdi en büyük sayıyı elde etmeye çalışacağız. Son basamak 0 ise a'ya mecburen 2 verebiliriz. Son basamak ise arkadaşlar 5 4 daha 9 3 daha 12 buraya 6 verebiliyoruz haliyle 3645 sayısı daha büyük oldu 3645'i artık 45'e bölelim arkadaşlar burada e, şöyle yapacağım ben yine 3645'e 45'e böleceğim bu nedir 800 arkadaş 80 pardon e, 80'dir arkadaşlar. Sonra bir de elimizde 3600'den artan 45 var. 45'in de 45 ile bölümünden bölüm 1'dir. 81 oldu. Böyle kolayıma geldiği için böldüm tamam mı? Aklınızda bulunsun. Ayrı ayrı ayırarak bildiğim şekilde bölerek sonra bölümleri toplayabilirim. Cevabımız buradan değişik olur. Bir çizgi koyunca arkadaşlar bir tane daha kopyalıyoruz. İki tane çizgi koyunca iki tane kopyalıyoruz. kopyalıyoruz. Bakın burada bu şekilde 3'ün yanında iki tane 3 var. O zaman haliyle A Yanına 2 tane A kopyalayacağız. 321 olacak. Bu sayı 9 ile tam bölünüyormuş arkadaşlar. 3A artı burası da ne? 6 yapıyor değil mi? Bunun şimdi 9'a tam bölünmesi lazım. 9'a tam bölünmesi için A'yı arkadaşlar 1 verebiliriz. 3 daha arttıralım. 4 kere 3 12 olursa 12 16 daha yine 18 yapar. 4 verebilirim. Sonra arkadaşlar bir de 3 daha arttırıyorum. 7 yapıyorum. 7 kere 3 21 6 daha böylece 27 27 yaptı. Bakın şimdi diyebilirsiniz neden 3-3 hocam? 3 ile çarptığım için ona göre düşünüyorum arkadaşlar ee, ve 3'er 3'er arttırmam gerektiğini gördüm. Müthiş bir bilgi değil. Siz deneyerek de zaten görebilirsiniz. 1, 4, 7 olduğunu. Böylece cevabımız 12. 4 basamaklı rakamları farklı 12 AB doğal sayısının 15 ile bölümünden kalan 6'dır. Arkadaşlar bakın şimdi 15 ile bölümünden kalanı bulurken görmemiz gereken şey 5 ve 3 ile bölümünden kalandır. Eğer kalan bu iki sayıdan daha büyükse bir daha bunlara tek tek bölmemiz lazım. Yani 6'nın 5 ile bölümünden kalan 1'dir deyip 6'nın 3 ile bölümünden kalan 0'dır demeliyiz. Yani bir sayının kalanı bölenlerinden daha büyükse mecburen bir daha bölünür. Bunu önce görmeniz gerekiyor. Şimdi artık ne anlayacağız? 12 AB'nin 5 ile bölümünden kalan 1 ise arkadaşlar haliyle buraya 1 yazabiliriz. 1 yazarsak 3 ile bölümünden kalanın 0 olması için 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 2 yazabiliriz, 5 yazabiliriz, 8 yazabiliriz. Ancak rakamları farklı dediği için burada 1, 1 eşit olur. Bu işlemimiz doğru ama sonuç yanlış çünkü 1 ve 1 rakamları aynı geldi. Şimdi gelelim e, ikinci adıma. 1, A, 1, 2, A, 6 olsun 5 ile bölümünden kalan 1 olduğu için. Haliyle buraya arkadaşlar ne yazabilirim? 6, 2 daha 8, 1 daha 9. O zaman 0 yazabilirim, 3 yazabilirim, 6 yazamam. Rakamlar aynı olur, 9 yazabilirim. Toplam 3 tane oluyor A şıkkı. 3 basamaklı A, 3 B sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 3 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 6 ile bölünen bir sayının son basamağı çift sayıdır. Bir çift sayının kalanı 3 ise 5 ile bölümünden demek ki arkadaşlar orası 8'miş. Bundan sonra A'nın alabileceği değerler sorulmuş. 6 ile tam bölündüğü için 3, 8 daha 11. O zaman buraya arkadaşlar ne yazabiliriz? 1 yazabiliriz. 4 yazabiliriz. 7 yazabiliriz. Haliyle alacağı değerler toplamı 12 olur. D şıkkı gelir. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada 9 kişide bir başa dönüyor sayma işlemi. Yani A'ya tekrar 10'dan itibaren saydığımızı düşünün. Ya da diyelim B normalde 1 e, şey B normalde 2 arkadaşlar rakamını söylüyor. İkinci durumda işte bu 10 söylediği için bu ne söyleyecek? 11 söyleyecek. Ee, burada bakın burası 9 ile bölümünden kalan 1 yapıyor. Burası 9 ile bölümünden kalan 2 yapıyor. Neden? Sürekli 9'da bir başa dönüyoruz ya haliyle şu A, B, C, D, E, F, K, L, M sayıları aslında 9 ile bölümünden kalanı veriyor bize. Örnek eğer 18, 27, işte 360 gibi 9'a bölünen bir sayı söyleseydi bu insanlar en son diyelim 360'ı söyleyen M olacaktı ve çıkacaktı. Neden? 9'un tam katı. Haliyle E bu e, düzenden en son çıktığına göre E bakalım kaçıncı rakam? 5. Demek ki 9 ile bölümünden kalan 5 olan bir sayıymış arkadaşlar. Bu e, sayımız neydi? 2A43 sayısı. Tamam mı? haliyle bunun 5, 9 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre A mecburen kaç olmalı? 5 olmalı. Tamamen size bakın güzel bir soru. 9 ile bölümünden kalan 5 olduğunu bu şekilde güzel bir düzenle bahsetmiş. 1A pozitif tam sayısı ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. 120 ile bölümünden kalan 97'dir. 4 ile bölümünden kalan A'dır. 5 ile bölümünden kalan B'dir. 12 ile bölümünden kalan C'dir. 120 K artı 97 diyelim bu sayıya tamam mı? Şimdi bu 120K artı 97 sayısı 4 ile bölümünden kalan arkadaşlar tabii ki ne olur? Burası zaten 4'e tam bölüneceği için beni burası ilgilendirir. Dolayısıyla 97'nin 4 ile bölümünden kalan nedir? 1. Yine aynı şekilde 120K artı 97 sayısının şu kısmı 5 ile tam bölünür. Bizi kalan kısmı ilgilendiriyor. 97'nin 5 ile bölümünden kalan 2 arkadaşlar. Aynı şekilde 97'nin 12 ile bölümünden kalan nedir? 1. Dolayısıyla A artı B artı C 4 yapar A şıkkı olur. Bu soru arkadaşlar eski çıkmış sorulardan bir sorunun böyle ee, YGS zamanından güzel bir sorunun biraz daha e, bence özel versiyonu. Belki bazılarınız o yüzden zorlanmıştır. Şimdi burada kağıdın ilk satırında aslında size verdiği mesaj şu 3 ile bölümünden kalan 1. Bakın nereden anlıyorum bunu hakikaten bir düşünün bakalım. 3K artı 1 dersek bu satırdaki siyahları buluyoruz hep. Bak bu siyah 1, bu 4, bu 7 gördünüz mü? 3 ile bölümünden kalan 1 demek. Yine ikinci satırda ne anlatıyor bize? 2 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar. 1, 3, 5, 7 böyle gidiyor. Burası arkadaşlar aynı mantıkla 4 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar. Dolayısıyla siz katladıkça... Diyelim alıyorsunuz işte bu ilk satırı aşağıya katladınız. Artık şu siyah Buraya da geliyor bunlar örtüşüyor bak bazıları örtüşecek demek İşte gittiniz bunları böyle D1'e göre katlayınca burası artık iki satırlı bir e, düzene dönüştü en son bir de ne yapacağız bunu arkadaşlar alacağız aşağı katlayacağız son görünüş böyle tek satır olacak haliyle buradaki bakın buraya gelecek şu buradaydı bu tarafa gelecek arkadaşlar. Böyle devam edecek. Buradan boyanmayanları bulmamız lazım. Bunun için ne olması gerekiyor arkadaşlar bu düzende? 4 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar. 2 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar. Ve 3 ile bölümünden kalan 1 olan sayılarda bu son satır tamamen karalanacak. Bir de arkadaşlar burada belki sıkıntı yaşamanızın sebebi şu olabilir. Birleşim kümemizin şöyle bir formülü vardı. A artı B artı C eksi. Ortak olanları tek tek çıkarırız diyoruz arkadaşlar. Sonra buraya en son A kesişim B kesişim C'yi ekleriz. Bu 9. sınıfta öğrendiğiniz bilgi unutmuş olabilirsiniz. Burada kullanacağız. Neden? Hem 3'e bölümünden hem 2'ye bölümünden bir olan sayılarda ortak kare boyanacak. İşte hem 2'ye bölümünden hem ile bölümünden kalan ortak olan sayılarda arkadaşlar ortak bir böl karalanma olacak. Örnek hemen burada bakın daha şekil üstünde bile var. Bakın şimdi buraya arkadaşlar. Şurada 2 ile bölümünden kalan 1, 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için e, ortak 2 kere saymış oluruz yanlışlıkla. Buna en son çıkarırız. Ama e, çıkara çıkara en son arkadaşlar 3'ünün kesişimini de fazladan çıkardığımız için bir kere ekliyoruz. Bakın şimdi sadece 3 ile bölümünden kalan 1 olan sayıları bulalım. Nedir son sayımız? 16. İlk sayımız nedir arkadaşlar? 1. Bölü 3 artı 1. Kaç tane varmış? 6 tane sonra arkadaşlar 2 ile bölümünden kalan 1 olan son sayımız ne 17 ilk sayımız 1 bölü 2 artı 1 kaç tane yaptı 9 tane sonra ee, 4 ile bölümünden kalanına bakacağız 17 eksi 1 bölü 4 artı 1'den bu da 5 yaptı şimdi eğer direkt bunları toplarsanız bodoslama 6 artı 9 artı 5'ten 20 yapar. Yani hepsi boyanmış olur. Olur mu öyle şey? Bazı noktalarda nedir? 3 ile bölümünden kalan ve 2 ile bölümünden kalan aynı olan sayılar var. Onlar mesela nasıl olacak? İkisinin birleşimi 6 ile bölümünden kalan 1 olan sayı, sayı demektir arkadaşlar. Dolayısıyla son sayımız buradan 13 yapar. Ee, sonra arkadaşlar ilk sayımız kaç yapar buradan? 1 yapar. Böylece 6 artı 1'den ne geldi bakın. 12 bölü 6 2 3 tane buradan geldi. Bunu çıkaracağız. Sonra hem 3 ile bölümünden hem 4 ile bölümünden kalan 1 olan sayı ne demek? 12 ile bölümünden kalan 1 olur demek arkadaşlar. Dolayısıyla bir 1 var bir 13 var. Onu direkt böyle çıkarabilirim. Saymama bile gerek yok öyle formülle. sonra 2 ve 4 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar nelerdir? 8 ile bölümünden kalan 1 demektir. Böylece 1 olur. 9 olur. Bir de arkadaşlar 8 daha eklersek 17 olur. Buradan da 3 oldu. Şimdi artık 3'ünün de bölümü kalan 1 olan sayıyı ekleyelim. Çünkü gerçekten fazladan bir çıkardığımız oldu. Onu geri eklemeliyiz. Formül bunu bize söylüyor. Haliyle hem 3'e hem 2'ye hem 4'e bölümünden kalan 1 olan sayı ne demek arkadaşlar? 12 ile bölümünden kalan 1 demektir. O da 1 ve 13 yapar. Bunu geri eklememiz lazım. Dolayısıyla Bunlar gitmiş oldu. 14 tane kare karalanacak. Demek ki 6 tane kare arkadaşlar karalanmayacak. Evet bölme bölünebilme sorusu ancak birazcık işin içinde küme bilgisi de var arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir deneme sorusu veya sınav sorusu olabilir bu. Bilyelerini 8 kardeşiyle eşit olarak paylaşıyorsa tabii ki kendisi de alacak demektir bu e, şöyle deseydi 8 kardeşe bölünürdü. 8 kardeşine eşit olarak veriyor deseydi 8'e bölerdik. Ama burada kendisi dahil 9'a tam bölünüyor demek arkadaşlar. 20 kişiye eşit böldüğünde de 17 bilyesi artıyormuş. Şimdi 20 ile bölünmede tabii ki bizim kıstasımız nedir arkadaşlar? Bir 5 ile bölünmedir bir de 4 ile bölünmedir. Bunlar aralarında asal ve ikisinin de kuralını biliyoruz. 5 ile bölümünden kalan o zaman nedir bunun? 2. Çünkü 17, 5'ten daha büyük. 17, 4'ten yine daha büyük olduğu için 17'nin 4 ile bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. 4 ile bölümünden kalan 1 ve 5 ile bölümünden kalan 2 olan sayı nedir? E, mecburen 7'dir arkadaşlar. Şöyle yazayım daha doğrusu onu görmeyebilirsiniz hemen. Şimdi burada bir kere 5 ile bölümünden kalan 2 ise B ya 2'dir ya da arkadaşlar 7'dir. Ancak 4 ile bölümünden kalan neydi? 1'di. O zaman 52 4'e tam bölünür olmaz. Demek ki biz ne almalıymışız hakikaten? 57 almalıymışız. B'yi bulduk. Şimdi buradan bu sayının 9'a tam bölündüğünü bildiğime göre 5 7 daha 12, 4 daha 16, 3 daha 19. Demek ki A buradan arkadaşlar neymiş? 8'miş. Böylece 3 34.857 sayısıymış arkadaşlar bu. Burada 24 ile tam bölünmesi için bakalım 24 ile bölümünden kalan kaç arkadaşlar? 1 şöyle 108 oldu. Ee, buradan da 4 yaptı 96 geldi. Sonra 96 olduğu için 125 yaptı. Ee, 5 çarpı 24 120'dir. 125'ten 120 çıkarsa 5 kalır. en son 57 oldu. 57'nin 24 ile bölümünden bölüm 2'dir kalan da 57 eksi 48'den. 9 olur. Demek ki 9 tane bilye çıkarmalıymışız. Bu şekilde cevabımız B oldu arkadaşlar. ABC'de 4 basamaklı bir pozitif tam sayı olmak üzere k ABCD'yi kalansız bölebilen M kümesinin elemanları sayısı artı 2'ymiş. O zaman bu 10'sa arkadaşlar demek ki bunu kalansız bölen bu kümeden kaç tane eleman varmış? 8 tane. Şimdi burada arkadaşlar elemanlarımız 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ya... Bunlar 9 tane yapıyor. 9 tanesinden 8'i bu sayıyı tam bölüyormuş. Şimdi burada birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü deneme için bence çok güzel veya TYT için güzel bir soru. Vakit kaybetmemek için şunu yapmak lazım. Mantıklı davranıp çift sayılara bölmesi gerekir deyip yani 2, 4, 6, 8 onları düşünerek B0 olsun derim ben tamam mı? Riske girmem. Çünkü 10'a bölünmeyip o zaman geri kalan bütün sayılara bölünmesi lazım. Haliyle ben e, burada düzenimi çift sayıdan yana kullanarak diyorum ki 10'a tam bölünsün. 10'a tam bölündükten sonra o zaman 2'ye de tam bölünür arkadaşlar. Ve şöyle güzel bir şey elde ettik. 60 olduğu için 4'e de tam bölünür. 360 olduğu için 8'e de tam bölünür arkadaşlar. Bakın bir hamlemle bir sıfır vermemle bir sürü şey elde ettim. Şimdi 5'e zaten tam bölünecek 10'a tam bölündüğü için. Böylece soru işaretlerimiz 3, 6, 9 ve 11'di arkadaşlar. 3, 6, 9'a hangi hamlemle tam bölünür? Zaten 3, 6, 9 yapar. Ben bu A'ya gidip 9 verirsem 9'a da bölünür, 3'e de bölünür, 6'ya da bölünür. Böylece 11'e bölünmeyi versin işte. Dolayısıyla toplam 8 sayıya bölündü arkadaşlar. 11'e de tam bölünmeyen bir sayı oldu. Kontrol edelim bakın. 9, 3, 6, 0. Artı, eksi, artı, eksi. Böylece gördüğünüz gibi 11'e tam bölünmedi. Demek ki A ve B'nin toplamı arkadaşlar C9'muş. Düzeni nasıl vermiş arkadaşlar? İçte e, A sayısının 3 ile bölümünden kalan A'dır örnek olarak. 3 çarpı 4 kenar sayısını 12 elde ediyoruz. 3 ile 4'ü çarpınca 12 ile bölümünden de kalan B'ymiş. Bunu anlatıyor. Dolayısıyla burada da ABC sayısının kare 4 kenarlı olduğu için 4 ile bölümünden kalan A yapar. Yine 5 çarpı 4'ten 20 ile bölümünden kalan da 13'müş arkadaşlar. Buna göre şimdi bakalım. 20 sayısı 20 ile bölümünden kalan 13 ne demek arkadaşlar? 5 ile bölümünden kalan 13 5'ten daha büyüktür. O zaman kalanı 3 gelir. Yine bu sayının arkadaşlar 4 ile bölümünden kalan 13'ün 4 ile bölümünden kalanı da 1'dir. Demek ki buymuş. Bu sayı. 4 ile bölümünden kalan 1'miş, 3 ile bölümünden kalan, 5 ile bölümünden kalan pardon 3'müş. Haliyle zaten A, B, C sayısının arkadaşlar 4 ile bölümünden kalanı A vermemiş miydi? Demek ki A buradan o zaman kaçmış? 1'miş arkadaşlar. Sonra 5 ile bölümünden de kalan 3 olacağına göre artık burada C'ye de ne deriz? 3 deriz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi 1, 3 daha 4 bulmuş oluruz. Burada hemen tabii akla şu gelebilir onu düzelteyim. 5 ile bölümünden kalan 3 olabiliyorsa neden 8 olamıyor hocam? Çünkü 4 ile bölümünden kalan 1 demek o sayı tek demektir. Son ma mecburen tek sayı olması lazım. Bu yüzden hemen oraya 3 dedim arkadaşlar.